Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapacaktık? Hemen geliştirici araçlarını açalım. Giriş sayfalarını oluşturacağız ama önce bir body oluşturmamız gerekiyor. Sayfaları birbirinden ayırt edebilmek için. Gelelim buraya. App içerisinde bir de page oluşturalım. Pop, inam, page, pages, home, login, sign in. Bir de not found olsun. Şimdi router'a gelelim. Up close menü ne işe yarıyor ona bir bakayım, içinde kalmasın. Neredeydi bu router'da? Close menü app içerisinde. Close menü. Menu open it. Menu open it. Menu open it. Ha, tamam, bu açılır menüler için sadece. Tamam, o yüzden şimdilik buna ihtiyacımız yok. O yüzden bu ikisini de silebiliriz. Silelim. Şimdi burada ne yapıyorduk? Burada adres bardaki adresi alıyor ve bunu bir şekilde eğer bir bundan sonra bir adres varsa bu sum oluyor ve bunu hash tree'ye ekliyor. Bir nevi işte geriye gidebilmemiz için, geri ileri için. Sonra burada bir root oluşturuyor. Root klonu oluşturuyor. Tabii önce burada push yaptığı için root hash tree'sini yani geçmişini değiştiriyor öncelikle. Sonra bunu return ediyor. Yani bize bir root veriyor. Tabii sadece root vermiyor. Option root veriyor. Bu tabi burada router kendi tasarladığı bir şey. Zone routing üzerinde tanımlanmış. New ile yeni bir router oluşturuyoruz. Sonra bu router öyle bir router'dır ki bir tane argüman alıyor. Bu argüman işte options t olacak şekilde. Bu t tabi muhtemelen burada görünmüyor ama ya da şuraya bakalım. Bir bakalım burada ne diyor. Tnmut öyle bir şey olacak. Option R. R ne olacak? Buradaki R ne? Niye burada O yazmış? O statik. R'nin ne olduğunu da bilseydik iyi olurdu ama yazmamış. Her neyse. Burada bir router oluşturuyoruz. Bu router bize bir geçmiş, adres geçmişini veriyor. Varsa eğer. Yoksa işte burada home router'ını bize yönlendiriyor. Daha sonra biz burada buradan elde ettiğimiz root'u geliyoruz. Burada kullanıyoruz. Match root yani adres bilgisine bakarak bu root hangi root'a ait? Login mi yoksa sign in mi diye bakıyoruz. Sonra burada mesela şunu söylemişiz. Demişiz ki eğer kullanıcı giriş yapmışsa ve login sayfasına gidiyorsa bu login sayfasına gitmesin. Home'a yani ana sayfaya geri dönüş yapsın. Login sayfasına ne işi var zaten giriş yapmış. Tabi burada aynı zamanda page'i de değiştiriyoruz. Page login. Tabi set page id yapmadık. Bu da şuradan bir tane tanımlayalım. Pop tn set page id page pages. Sonra buraya geliyoruz. Tabi burada bir tane de pages için ne oluşturmamız gerekiyor? Statik oluşturmamız gerekiyor.
Pages table pages mutable name ilk etapta ne olsun? Pages olsun. Tamam. Tabii burada pages'in de bir deriv olması gerekiyor. Bunu eklememiz gerekiyor. Bir bak. Şurada. Bon. Tamam. Sonra geliyoruz buraya. Pages'ı çağırıyoruz. Pages. Set. Set. Page. Bakalım hata verecek mi? Vermedi. Şimdi buraya geliyoruz. Up set page ID dedik. Yani dedik ki eğer kullanıcı zaten giriş yapmışsa ana sayfaya git. Giriş yapmamışsa return artık çalışmayacağı için burası çalışacak. Set page ID buraya gel ve buna bir tane page gönder. Sayfayı değiştir bir nevi. Aynısını buraya da geliyoruz. Yine set page ID ama pages ben diye tanımladım. Buraya da yine sign in diyoruz. Eğer home'da ise set page ID ne olsun? Pages home olsun. Şimdi başka var mı? Not font nerede olacak? Burada bir yerde not font'u da tanımlamamız lazım aslında. Neyse şimdilik tanımlamayalım. Daha sonra tanımlarız onu. Pages'ı tanımladık. Şimdi bu Pages'a göre sayfayı yönlendireceğiz. Ama hangi kısımlarını yönlendireceğiz? Bu üst kısmı şurası mesela giriş yaptığımız zaman buralar değişecek ya. Öncelikle bir giriş sayfası olacak. Mesela ben buraya girişe tıkladığım zaman şurası değişmesi lazım ya da üye ola tıkladığım zaman burasının değişmesi lazım. Bu body kısmının değişmesi lazım. Şimdi tekrar app'a geliyoruz. Bizim ana sayfamızda mesela bu başlıktı. Bu da body'ydi değil mi? Body içerisinde biz ne yapabiliriz? Gelelim burada new directory mi oluşturalım? Evet, new directory diyelim. App. Şimdi app'ın içerisine new file vrs. Görüntüler buradan gelecek. Geliyoruz buraya. App içerisine bakın. Bu iki dosyanın isminin aynı olması lazım. Geliyorum. Burayı bir şöyle yapalım. Daha sonra mod app mod vf vf'i implement ettik. Şimdi geliyoruz. Bunun gibi bir tane fonksiyonu vf'in içerisine yazıyoruz. Ama tabii bunlar çalışmayacak. Neden? App 100 100 ney? Zoom şöyle bir şey yapalım. Daha sonra bunları yavaş yavaş ekleyeceğiz. Tamamını şimdilik eklemiş olduk. Hata nerede? Header root. Nasıl ya? Ha, tamam. Burası zaten bize lazım değil. Burası body kısmı. Dolayısıyla biz bu body'yi burada ekledik ya. Şu body kısmını buradan çağıracağız. Dolayısıyla ben geliyorum buraya. Up vf yoksa vf çağırdık. Bunu da çağıralım. Şimdi oldu. Ama burası body'si bu defa sinyal alarak çalışacak. Şimdi bu sinyali nereden alacak? Pages kısmından alacak.
Pages burada. Bu pages tabii şu statikten sürekli değeri değişecek. Sürekli. Biz bunu neyle değiştireceğiz? Set page id bunu zaten sürekli değiştiriyor. Haliyle ben bu pages ile mutable olduğundan dolayı sinyal oluşturabiliyorum. Geliyorum buraya item signal diyorum. Pages. Ups. Niye olmadı? Tamam. Niye çalışmıyor? Pages'in çalışması lazım. Up. Pages. 100 krate. Tamam. Şimdi burada bir tane pages'a göre çalışacak bir şeyler lazım. Geliyorum buraya. Signal. Clones. Map. Map. Match çalışıyor mu burada ya? Map. Page. Yani page'ine bakacağız. Ve bu page'ine göre bir veri üreteceğiz. Daha doğrusu element üreteceğiz. Diyorum ki eğer match page önce bir hepsi için bir tane element oluşturalım. Label new label pages nedir? Şuradan bir bakalım. Pages'e. Tabii bunu da bir user'ın yanına alalım. Functions. Tamam. Functions'lar burada. Verilerimiz burada. Debug olduğu için biz bunu direkt çağırabiliriz. O halde Pages. Page yazsın her defasında. Burada yine dırdır ediyor. Implement is not implemented for Pages. Bunun sebebi Pages'ı label burada nasıl desem bir label istiyor ama bu labelin page'den geldiğini biz ona söyledik. İnan burada var ama aslında bunun formatını yazsak mesela şöyle bunu kabul eder. String'e çevirmiş olduk bir nevi. Evet. Burada direkt page'i yazınca label burada dırdır ediyor. Çünkü ben diyor bana öyle bir şey ver ki ben bunu string gibi ya da bir elementmiş gibi algılayabileyim, kullanabileyim diye. Ama page tabi bir enum olduğundan dolayı biraz dırdır etti. Normalde kabul eder diye tahmin etmiştim. Çünkü debug'ı eklemişiz. Debug varsa str'yi okuyabilirdi. str olarak okuyabilirdi ama sanırım yapamadı. Neyse ben format ile ona page'i okutturdum. Bakalım herhangi bir değişiklik olmuş mu? Evet, gördüğünüz gibi sayfa her değiştiğinde şuradaki yazı değişiyor. Bakın home, sign in, login 404'te ne olur acaba? Hiçbiri olmayınca yine home'a geldi. Tabii biz bunu aslında 404 yapmamız lazım. Adres yoksa yani. Her neyse. Şimdi madem bizim elimizde böyle bir imkan var, artık şunu yapabiliriz. Eğer pages home ise ne yapsın? Bir tane burada fonksiyon çalıştırsın. Bn home IMPL element
Tamam. Bu element ne olsun? Kalın. New. Item. Label. New. Label. Libredo. Besin. Ondan sonra bu kalımın align'ı cent olsun. Bakalım. Aa, yanlış yaptık. Neden yanlış yaptık? Aslında yanlış sayılmaz tam olarak. Burayı da kalın yapalım, dırdır etmesin. Hepsi çünkü aynı elementten olsun diye dırdır edecek birazdan. Bunu da şimdiden hepsini kalın yaptık. Home'u çağır diyoruz burada da. Tamam. Ups. Sebep. Opaque type. Hepsi element ama burada nasıl desem, ben burada column demişim, burada home demişim. Home bir element çağırıyor. Şurası home'dan gelenin bir element olduğunu biliyor ama nasıl bir element olduğunu bilmiyor. Column olup olmadığını bilmiyor. Dolayısıyla bu ikisinin aynı türden bir trait, tamam, ikisi de element trait'i ama sonuçta ikisinin de return edeceği bu trait bir element olsa bile türleri farklı. Mesela bu kalın, bu da kalın. Her ne kadar ikisi birbirinden aynı olsa da buradaki home fonksiyonu bunu bilmiyor. Bir element olduğunu tek biliyor. Bunun için ben şöyle bir şey yapıyorum. Label sil. Into raw element. Hepsini raw element'e dönüştürüyorum. Raw HTML'ye dönüştürüyorum. Into raw element. Muhtemelen şimdi ana yine normalde element yazmamışız. Tamam. Şimdi yine dırdır. Pages. Pages tanımlama mı tık mı? Up Pages. Evet. Şimdi home sayfasına geldiğimiz zaman şurada bir libredo yazacak. Yazdı. Ama tabii biz yanlış yere aslında align yaptık. Şurası align olacak. Şurası dediğimiz aslında burası değil. Burası değil. Şunlara gerek yok. Bu ana sayfadaki bütün bir HTML alanının bütün bir alanı tasarlamıştık bununla. Burada gerek yok. Hangi sayfa olursa olsun, ana sayfa, sign in ya da login fark etmez. Hepsi şurada olsun istiyorum ben. Ve şunu da istiyorum ayrıca. Libredo yazsın, bir başlık olarak yazsın. Biraz büyük olsun ve yukarıdan biraz aşağıda olsun. O yüzden geliyorum buraya. Padding new y, yani y değil daha doğrusu, tab diyelim. Tab ne olsun? 20 olsun. Yani yukarıdan 20 boşluk bıraktım. Sonra geldim yine bir tane CSS ekliyorum. Bu defa diyorum ki align center. Tamam. Bu defa mesela login yazısı da ortaya gelecek. Bakın hepsi ortaya geldi. Şimdi ben buradan hepsini tasarlayabilirim. Şimdi home sayfasını tasarlayalım. Home sayfasında benim istediğim şey şu. Eğer giriş yapmamışsa, yani benim sisteme gelen kişi daha önce benim sistemimi kullanmamışsa, Libredo'nun ne olduğunu bir bilsin istiyorum ben. Burada Türkçesini tanımlayalım. Bunları da aslında tane tane birbirinden ayırmak lazım. Home page. Geliyorum buraya. Libredo. Information.
Olsun. Libredo is a collection software for schools like timetabling, grades, şu kadar. Türkçesini tabi yazdım ben ama bu aslında Türkçe değil, İngilizce olması lazım. Aynısını gelelim buraya. Home page Libredo information. Tamam. Türkçe olarak da şunu yazalım. Libredo okullar için bir yazılım kümesidir. Ders dağıtımı ve yıllık plan oluşturma. Şimdilik bu kadar yeter. Daha sonra birileri bana yardım edip bu tanımı güzelleştirirse iyi olur. Şimdi bunu tanımladık. Geliyoruz. Home burada. Dolayısıyla ben buraya ne ekleyeceğim? Eğer giriş yapmamışsa hem yazıyı eklesin hem login'i eklesin ama ben henüz login'i oluşturmamışım. O yüzden label signal, pardon, burası label, libredo yazsın. Sonra item signal, şimdilik kalsın bu. Item label, bir label ekleyelim, new label signal, buraya da t libredo information diyelim. Tamam. Bunu da ekledik ama bu item'da aslında signal olacak. Fakat bu signal tabii signal olduğu için bu biraz değişecek. Bunu birazdan tekrar yaparız. Şimdi bir dakika, bir dakika. Buraya getirdik. Sinyal nereden gelecek? Eğer kullanıcı giriş yapmamış ise bucket login user item oluşturmam lazım aslında. Sinyal item oluşturmam lazım. Bir bakalım. Ctrl F signal item. Tamam. Şuna benzer bir fonksiyon çalıştırmam lazım benim. Bir sinyal oluşturacağız. Sinyali oluşturmak için geliyorum buraya. Login user her defasında logged user. Çünkü burada bir sinyal alacak. Ne sinyali alacak? Kullanıcının giriş yapmadığını alacak. Dolayısıyla ben geliyorum buraya. Signal item login user. Hata verecek. User. Evet. Login user bir mutable veriyordu. Ben de bunun sinyal klonunu aldım. Klon almamın sebebi options bir primitive types değil. Primitive types olsaydı sadece sinyal yazacaktım ama bu options ve user
İkisi de clone type olduklarından dolayı ne yapıyoruz? Sinyal clone diyoruz. Bunu kopyalıyor arasında bir nevi. Her neyse, sinyalimizi oluşturduk. Şimdi geliyorum buraya. Logged user. App'tan aldı tabi. Bir üst. VF kime bağlı? App'a bağlı. Süper. Logged user diyorsunuz. Oradan aldık. Burada bu bir sinyal olduğundan dolayı direkt map kullanabiliyoruz. Mu bir bakalım nelerimiz var. Yine map kullanabiliriz. Map her şey için kullanılabiliyor bu arada. To signal match, wait for, debug, broadcast, map. Sinyalini aldık. Map'ini user. Aslında bul ile de direkt yapabilirdik de yine sinyal oluşturmamız gerekiyordu. O yüzden gerek yok. Şimdi sinyali aldık. Item signal'a bir sinyal getirdik. Sonra match user dedik. Sum bu eğer giriş yapmış ise ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Sadece libre duyasın. Şunun aynısı. Aslında şunu buradan çıkaralım. Evet, bunu buradan çıkaralım. Gelsin buraya sadece libre duyasın. Bir de eğer giriş yapılmamış ise yok olmadı. Tasarımını tam yapamadım. Ne yapıyoruz? Eğer giriş yapmış ise okul ekle sayfası olsun. Giriş yapılmamış ise şu libredo ama bunu biraz farklı yapacağız. İkisinin de return type'ını aynı yapmamız lazım. Fakat labelin item'ı yok. Item'ı yok labelin. Label labeldir. Tek başına kullanılır. Dolayısıyla her birini column new item ve item. Ops. Burasını da kalın yapalım. New item. Tamam. Şimdi nerede dırdır etti? T. Heh, tamam. T'yi de ekleyelim. Bu arada burası çok uzun sürdü. Şunu şöyle bunun içerisine alalım. Biraz daha nezih görünsün. Item. Şunu da alalım. Şuraya ekleyelim. Label. Tamam. Evet, oldu. Böyle daha güzel görünür. Türkiye'de biliyorsunuz clean code terörü var. Clean code'a yazmadığınız zaman hemen ortalık birbirine giriyor. Ne kadar önemliyse artık. Hadi kardeş. 100 krate. Kim vardı? D18 N. Tamam. Bu defa bu T'yi kullanmak için D18 D18 N.
Oldu. Şimdi bakalım. Oo. Ne oluyor ya? Olsun. Varsa. Niye? Şurayı parse edemiyor. Çünkü PTR dosyasının yorum satırı böyle olması gerekiyor. Rastan kaynaklı aklımda böyle kalmış ama yanlış aslında. Tamam. Şimdi bakın ana sayfaya gelelim. Evet, güzel. Hepsi ortalanmış ama ana sayfanın kendisi yani body'nin kendisi ana sayfaya ait body'nin kendisi ortalanmamış. Şimdi bunları da ortalayalım ve altına da login ekleyeceğiz. Bu dersi de bugün böyle bu şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Akşamına da bir de login yapalım. Veri değişsin ve buradaki bilgiler ve sayfa içeriği de değişsin. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bu kalın labeli aldı ama label kalın zaten ortalı, label ortalı değil. Dolayısıyla S diyorum. Align center. Center X hatta. Ama center dediğimiz zaman aşağıdan ve yukarıdan ortalama yapıyor. Center X dediğim zaman burada selfie istiyor. Yani daha biz align nesnesini oluşturmadığımızdan dolayı bir önce oluştur diyor nesneyi ondan sonra. Ama center otomatik kendisi oluşturuyor. Fakat center yaparak oluşturuyor. O yüzden new center X. Bakın bu defa selfie istemiyor. Çünkü zaten center X metodu oluşturulmuş olan align üzerinden çağrılıyor. O yüzden selfie istemiyor. Eğer neden olmuyor diye düşünürseniz. Evet, ortaya geldi. Şimdi bu ikinci eleman yukarıdan bir boşluk mu bıraksın? Evet, boşluk bıraksın. O zaman geliyorum. Labele yine bir S ekliyorum. Padding. Tabi yine aynı mantıkla yine self istiyor. Bu yüzden önce bir new diyelim, sonra tab diyelim. 10. Yukarıdan 10 boşluk bırak. Biraz aşağı inecek. Çok az. Tamam. Oldu. Şimdi. Giriş yaptığı zaman ekranda sadece okul ekle olacak. Ben buraya tabi bir label değil okul ekleme formunu koyacağım. Bu kullanılmasına gerek yok. O yüzden şimdilik böyle yapalım. Ama kullanmak istersek buradaki değer aslında giriş yapan kullanıcının bilgisini içeriyor. Şimdi bu ana sayfaydı. Sırada up pages login. Login daha oluşturmadık. Into raw element diyelim. Şimdi bunu alalım. Bunun aynısını alalım. Şöyle bir şey oluşturalım. Tabii bu login olacak. Fakat login sayfası hiçbir zaman kullanıcı giriş yapmadığından dolayı biz ne demiştik mesela burada up kısmında ya da pages kısmında ne demiştik? Eğer demiştik kullanıcı giriş yapmışsa ana sayfayı yönlendir demiştik. Haliyle burada login kısmında item signal yapıp işte acaba kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı diye kontrol etmemize gerek yok. Dolayısıyla sinyal oluşturmamıza da gerek yok. Bunlara da gerek yok. Bunların hepsini siliyoruz. Silelim hepsini. Şimdi item ekliyoruz. Bunu da silelim.
Item 1. Ney? Bir tane label. Mil. Label. Sign. Ve bu i18 enden T alacak. Ve bunun içerisine login. Bakalım burada login var mı? Evet, tamam. Login yazdık. Tamam. Tabii bu labelin de özelliğini aslında S ile bir değiştirelim. Font. Font family. Font weights. Font new. Weights. Acaba büyüklüğünü direkt bize verebilecek herhangi bir değer yok mu? Ona bakıyorum ama yok demek ki. Büyüklüğü 24 punt olsun. Tamam. Bu birinci item'ı. Şimdi geliyoruz ikinci item'ına. Yine bir label oluşturuyoruz. Label oluşturmamıza aslında gerek var mı yok mu tam emin değilim. Text kutusu mu oluşturalım? Text kutusu oluşturalım. Text input. Text input. New. ID'sine gerek var mı? Bu text input'ta birçok şeyi zorunlu kılıyor. Hepsini oluştur diyor. Input type'ını bir defa gireceğiz. Input type number. Ondan sonra placeholder. Buraya placeholder signal olması lazım. Ama sinyal niye ise placeholder new with signal. Tamam. Ne olsun bu? Sinyal aldığı için yine ben burada T kullanabilirim. Is T email yoksa? Evet, email. Item. Bu defa password input type password olacak. Burası da password olacak ama biz password'ün çevirisini yapmadık. Şimdi home page burada kalsın. Şimdi login page. Email. Burası İngilizce. Email. Olsun. Diğeri neydi? Password. Password. Tamam. Bunların aynısını alalım. DR sayfasına bekleyelim. Email, e-posta. Password, şifre. Şimdi bakalım. Oh. Wow. Niye ya? And bak. Ha dedim ya birçok şey istiyor. İstediği de belli değil aslında. empty flag not set. Empty flag. ID flag. Yani her ikisi de ID istiyor. O yüzden ID'lerini de bir yapalım. Tamam. ID. ID email. Buna da aynı şekilde ID verelim. ID email password. Bakalım. Number 24. Ne diyor bu?
Weights. Nerede? Oho. Font weight istiyormuş. Ha, buradan geliyormuş. Extra bold, heavy bold, semi bold. Tamam. Yine dırdır ediyor. Burada type kısmını biraz farklı istiyor. Aslında yapması basit olmasına rağmen şöyle istiyor. Mesela burası password ya, şu şekilde şununla. Bakalım. Burada mesela teksti email mi? Email var mı? Email yok. Text number password. Bu üçünü tek yapmış. Bu yüzden text yapıyoruz. Burası da password. Böyle yapıyoruz. Tamam. Biraz zorluyor bu açıdan. Ama değerlendi. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi olmuş. Ama kötü olmuş. Her zaman dediğim gibi şu anda sadece çalışma mekanizmasına odaklanmışım. Yine. Ama kenarlarını biraz düzgün yapsak iyi olur. Bunun kenarlığı da olsa güzel olur. Şu kutucukları da birbirinden ayırsak güzel olur. Dolayısıyla şu S gap. Yani bu koluma ait nesnelerin arasında boşluk olsun. Hangi düzlemde? Y düzleminde. Yani yukarıdan aşağıya aralarında boşluk olsun. O da 15 piksel bir boşluk bırakalım. Bakalım nasıl görünüyor. Evet. Tamam. Oldu. Bir de çerçeve yapalım ve bu tamamını bu align center. Biz lodging formunu merkeze aldık ama bu labellerin hiçbiri merkezde değil. Aslında onları da merkeze alsak güzel olur. S align center. 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 Aynısını burada da hepsine yapabiliriz. S align center. Yine bu da S align center. Bakalım. Oldu. Tamam. Ortalanmış. Tabii çerçeveyi görmüyoruz. Çerçeve yapalım bir de. Text input için S border borders o bütün çerçeve. Buraya bir border gelecek. Border width genişlik color solid new solid olsun ve color'ı da mavi olsun, blue white olsun. Aynısına geliyorum. Kopyalıyorum. Buraya. Bakalım çerçevesi mavi olacak mı? Tamam. Bu kadar. Ama genişlikleri çok kötü. Genişliklerini de ayarlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi aslında aynı nesneleri tekrar tekrar her yerde çağırıyoruz. Aslında bir tane sınıf oluştursak işte burası default olan text input. Bu da işte efendime söyleyeyim danger.
help falan filan bunları ayarlayabiliriz. Ama önce bir kullanalım, elimiz alışsın, ondan sonra biz bunların ortak bir mekanizmasını kurup her defasında o fonksiyonlar aracılığıyla işte mesela çerçevesi mavi olanlar, çerçevesi kırmızı olanlar diye oluşturup bunu isteyebiliriz. Let's see. Bunların genişliği width height. Height exact 30. Aynı şekilde buraya da geliyorum. Yes. Height exact 30. Evet, şimdi oldu. Bir tane de buton oluşturalım. Ha, bir de ana sayfa. Ana sayfada da şuraya login sayfasını da ayrıca çağıracağım ben. Son bir tane de buton oluşturalım. Item, buton, new, label signal ne olsun? i18 n'den alsın yine bilgiyi. T login. Bir de on click olsun. Şimdilik şöyle yazalım, boş kalsın. Gerçi bunu şöyle de yazabilirsiniz. Şöyle de yazabilirsiniz. Bakalım. Böyle de yazabilirsiniz ama şunu belirtmeniz lazım bu defa. Tamam. Tamam. İngilizceye çevirelim. Gayet güzel. Türkçe çevir, İngilizceye çevir. Güzel. Tamam. Gördüğünüz gibi her şey tıkırında gidiyor. Yüksekliğini ayarladık, genişliğini ayarlamadık. Genişliğini biraz da çerçevenin büyüklüğüne göre ayarlamamız lazım. Yani masa üstünden mi giriş yapmış, yoksa tabletten mi, yoksa telefondan mı giriş yapmış, ona göre dizayn etmek lazım ama bu işler biraz alengirli. Burası buton bu arada ama belli olmuyor. Onun da çerçevesini yapalım. Yes. Ah. Bunun aynısını alalım. Oldu. Şimdilik bu kadar yeterli. Bir sonraki derste bu defa giriş yapacağız ve buradaki kullanıcı bilgileri değişecek. Akşama görüşmek dileğiyle.